Bütün Cem TV izleyenleri Eko Çözüm'den saygıyla selamlıyorum. Ben Evren Devrim Zelyut. Bugün programda sevgili Recep Erçin yok. Onun yerine önümüzdeki hafta programlara katılacak. Bana eşlik eden Sözcü Gazetesi'nden ekonomi muhabiri kıymetli arkadaşım Taylan Büyükşahin var. Taylan hoş geldin yayına. Hoş bulduk Evren. Şimdi bugün gündem çok yoğun. Ekonomi konuşacağız izleyicilerimizle bizi bekliyorlar Bayağı da ara verdik biz programlara işte yeni sezonla beraber Eko çözümü tekrardan ekrana getirmeye başladık gündemde yoğun dedik haftanın ilk işlem günü idi Pazartesi Salıya geldik ve Pazartesinin önemli bir verisi tabii ki enflasyon rakamlarıydı. Dün açıklandı enflasyon rakamları, pazartesi günü saat 10'da TÜİK açıkladı, sevgili TÜİK açıkladı. Ve e, burada tüketici fiyat endeksine baktığımda, rapor şimdi önümde, oradan direkt okuyacağım size. Tüketici fiyat endeksi yıllık %11.75'lik bir artış göstermiş, aylık 0.97'lik bir artışı işaret ediyor. Şöyle bir bakıyorum Tayland TÜİK'in grafiğine. 2019'un 9. ayından işte 9.26'yı görmüş orada tüfe. 24'lerden geliyor tabii bu Brunson şokunda hatırlıyorsun. 9. ayda bir %24 seviyesini görmüştük. Oradan e, 2019'un 9. ayına kadar 24'lerden 9'a kadar düştü. Daha sonra o 9. aydan bugüne kadar da böyle genelde yatay bir seyir halinde. E, işte 9'un üstünde 11 civarında seyrediyor. Ağustos'ta 11.77 idi, Eylül'de 11.75 olmuş. Tabi e, raporun iç detaylarına baktığımızda yine bir klasik yani her enflasyon raporu raporunda söyleyeceğimiz konular gıda ve alkolsüz içeceklere bakıyorum ben. E, ana harcama gruplarına göre yıllık değişimde yine gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 14.95, sağlık yüzde 15. Çeşitli mal ve hizmetlerde %25.17 artmış. Şimdi enflasyon denilince tabii ki söylenecek çok konu var. Bir kere e, bizi izleyenler de hemen e, akıllarından geçirmişlerdir. Ya TÜİK istediği kadar işte söylesin 11.75 desin ama biz çarşıya pazara çıktığımızda bu enflasyon çok farklı. Kağıttaki ile gerçekteki enflasyon çok farklı diyorlar. Haklılar da ona da bir şey diyemiyoruz. Konuyu sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu enflasyon o kadar sıkıntılı bir konu ki işsizlikten dolar TL'ye kadar her yeri vuruyor. Ne diyorsun enflasyon rakamlarına? Öncelikle yeni yayın döneminde başarılar diliyorum Evren senle Recep'e beğenerek izliyoruz. Gerçekten de fark yaratıyorsun. Her platformda seni ve Recep'i takip ediyoruz bizde. Enflasyon konusunda ise az önce sen de bahsettin. Her ne kadar rakamlar %11, 12'ler gibi olsa da halkın enflasyonu çok başka. Biz sürekli ön plana halkın enflasyonunu çıkartıyoruz. Yani çarşıya, pazara giden vatandaş hangi enflasyonla karşılaşıyor? O bizim için daha da önemli. Bakıyorsunuz gıda alışverişlerinde aydan aya vatandaşın alım gücü geriliyor. Yani TÜİK'in rakamlarına göre baktığımızda siz %10-11'lerdeki büyümeler enflasyonda ne kadar gerçeği yansıtıyor bu tartışılır. Genel olarak zaten devletin açıkladığı verilere yönelik bir güvensizlik mevcut. En son Sağlık Bakanlığı'nın bu koronavirüs vakalarıyla ilgili açıkladığı işte hasta vaka ayrımı ile ilgili ortaya çok e sansasyon yaratan bir tablo çıktı aslında. Yani günlük 1500 vaka dendiği e, 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 durumlarda aslında 30 bin civarında e, hasta olduğu ortaya çıktı. Yani bunu vaka hasta şeklinde e, ayrıştırmaya çalıştılar ama ortaya çok büyük bir güvensizlik çıktı. Ki Sağlık Bakanı gibi kamuoyunda, muhalif kesimin de iletişim süreçlerini iyi yürüttüğü şeklinde desteklenen bir insanın bunu yapması tepki oluşturdu. Enflasyon da böyle bir şey. Enflasyon çok çok öncesinden zaten güvensizlik yaratıyordu. Halkın hiçbir şekilde yaşadığı gerçek enflasyonu yansıtmıyordu. Vatandaşa sokağa çıktığınızda ki hepimiz de bunu yaşıyoruz. En basit gıda alışverişlerine artık şu lafı da duymaya başladık. Markete gidiyorum 50 lira 5 lira olmuş. Yani bakın halkın asıl yaşadığı bu. Yani siz istediğiniz kadar bunları düşük gösterin. E, ancak vatandaş pahalılığı daha da fazla yaşıyor. E, enflasyonun düşük gösterilmesinin e, veya düşük hesaplanmasının sebebi ne diye soracak olacak o, olursak e, Sağlık Bakanının bu vaka hasta sayısından ulusal çıkarlar diyerek kendisini savunduğu durum var ya benzerini de enflasyonda görebiliriz. Çünkü emekli maaşlarının, e, kamu personelinin e, alacakları zamlar, enflasyon farkları bunlara göre belirleniyor. En önemli sebep bunlardan birisi. E, şimdi hükümet vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyonu yansıtsa e, en az yüzde 25-30 şeklinde bir tablo önümüze çıkacak. Keza e, çeşitli sendikaların ve e, sivil toplum kuruluşlarının da benzer ç çalışmaları var. Ee, en az yüzde %17-18 çıkan bir rakamlardan bahsediyoruz biz. Ancak dünyanın gördüğü çok başka bir durum var. Ee, o da şu e, Türk lirası yılbaşından bugüne kadar e, dolar karşısında %25-30 değer kaybetti. Şimdi her ne kadar e, dolarla maaşımızı almasak da sokaktaki bazı vatandaşlar sürekli yandaş kanalları izleyip Efendim biz dolar almasak bizi nasıl etkileyecek deseler de bizim ekonomimiz göbeğinden e, bu dövizlere, dolara bağlı. Bu Türk lirası dolar karşısında ne kadar değer kaybederse sizin imalat gücünüz, enerjiniz, e, gıdanız, adanzeye tüm e, sanayi e, çarkları bundan etkileniyor. Şimdi döviz karşısında Türk lirası %25-30 değer kaybederken yıllık enflasyonun %11-12'de kalması... Çok inandırıcı gelmiyor. Geçen günlerde ünlü ekonomist e, Profesör Hanke'de e, benzer bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Türk lirasının e, dolar karşısında değer yitirmesiyle e, asıl enflasyon daha da yukarıya taşımıştı. Yüzde 35'i bulmuştu e, demişti. Yani ne kendi vatandaşımız ne de dünya iktisatçıları bu enflasyonu e, çok e, kabul etmiyorlar. E dediğim gibi vatandaşın bundan e, büyük kayıpları oluyor. Hem alacakları maaşlar hem de e, sokakta yaşadıkları, alışverişlerde yaşadıkları büyük kayıp oluyor. E, bu daha ne kadar sürer? Şimdi Türkiye şöyle bir sarmala girmiş durumda. E, biliyorsun e, geçen haftalarda hemen bu e, dolar kuru 8 TL'ye yaklaşınca Merkez Bankası bir hamlede bulundu. 2 200 bas puan faiz artırımına gitti. Ancak e, dövizdeki sadece bir frenleme yarattı, yani o 750'den 7 TL seviyelerine çekmedi kuru. E, çünkü dolaylı faiz artırımıyla e, mevcut e, empla, mevcut faizi e, yakalamıştı bu noktada merkez bankası. Yani siz faiz arttırsanız der, arttırmasanız der. Şimdi faiz arttırmasanız e, döviz kurları daha fazla alıp başına gidiyor. Bu vatandaşa daha çok pahalılık olarak yansıyor. En basiti Antalya halinden çıkan sebze meyve İstanbul'a gelinceye kadar yaktığı mazot e, döviz endeksli. E, bunun dışında o çiftçinin kullandığı gübre yine dövize endeksli. E, faiz arttırsa bu sefer e, bizim sanayimizin e, işverenlerimizin en büyük problemi finansman. Finansmana ulaşım pahalanacak. E, daha pahalı e, finansman elde edildiği için bu da fiyatlara yansıyacak. Yani... Türkiye'nin şu yaşadığı sarmalda enflasyondan çıkış şansı gibi bir durum söz konusu değil. Bunun da temelini güven oluşturuyor. Yaşadığımız enflasyonun temelinde de güvensizlik yatıyor. Şimdi bu güvensizliği az önce bahsettiğim gibi, bu hem Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları hem de devletin resmi verilerinin açıklanırken uyguladığı dolaylı yollar güvensizliği kat ve kat artırıyor. Şimdi enflasyon Türkiye'nin yaşadığı bu ee, sarmalın bir parçası diğer parçası da işsizlik. Bunlar ikisi iç içe geçmiş durumda. Enflasyonun sebebini söyledik. Bizim reel sektörümüzün e, üretim kabiliyetlerinin e, güçlü olup dışarıya bağımlı olması e işsizlikle benzer bir şekilde şimdi e, yatırımların zayıf olmasından kaynaklanıyor. Şimdi e, yatırımlar 8 çeyrektir ard arda geriliyorlar ve ne yurt içinde ne de yurt dışında Türkiye'ye dönelik yatırımların olmadığını görüyoruz. Şimdi bu koronavirüs pandemisi bahane olarak kullanılıyor ama artık dünya yeni normal olarak gördüğü için bunu önüne bakmaya başladılar. İkincisi Türkiye'nin avantajı da şu pandemi ile birlikte bu tedarik zinciri dediğimiz üretimin kaynağından alınıp işlenip ana pazara ulaştırılması noktasında Avrupa ve Amerika gibi iki büyük pazar Çin'in e, tedarik zincirinin e, ana noktasını olmasını istemiyorlar artık. Türkiye üretim kabiliyeti ve coğrafi avantajıyla bunu zaten sağlıyor ama buna rağmen bile halen Türkiye'ye herhangi bir yatırımın gelmediğini görüyoruz. Bunun da sebebi güvensizlik sevgili Evren. Yani enflasyonla işsizliğin temeline bakarsak ikisinin temelinde güvensizlik yatıyor işsizliğin korkutucu boyuta gitmesinin en önemli sebebi de yatırımların düşüklüğü. enflasyonun sebebi ise maliyetlerin dövize endeksli ve dış girdiği endeksli olmasından kaynaklı siz faiz arttırsanız da bu maliyetler artıyor. Faiz arttırmasanız da döviz alıp başına gidiyor yine maliyetler artıyor. Yani bu kısır döngüden Türkiye ekonomisi çıkamıyor. Yani bizim önümüzdeki dönemde en önemli sorunumuz e, bu olacak. Hatta oldu bile siz enflasyonu e, hiçbir şekilde düşüremiyorsunuz çifthaneden. E, keza e, işsizlik oranlarında da benzer bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. E, bunun önüne geçmek için tek e, koşul yol. Bir güven sağlayacaksınız, iki yerli üretimi koşulsuz destekleyeceksiniz. Şu anda hükümet diyor ki biz anti ithalatçıyız ama anti ithalatçı olmak için sizin çok e, ayağı yere sağlam basan bir üretim politikası, bir reform hayata geçirmeniz gerekecek. Ama bakıyorsunuz en basit tarım ürünlerini bile biz ithal ediyoruz. Yani hadi bu sezon geçti, Ekim ayına geldik, 2021 yılı için Bizim çok ciddi ithal ettiğimiz buğday var, ayçiçek var, işte bazı tohumlar var, e, çeşitli hayvansal e, gıdalar var. Yani bunları e, e, çok basite indiriyorsunuz ama her sene biz bunlara 4-5 milyar dolar para ödüyoruz. Siz bu 4-5 milyar dolar kaynağı çiftçiye, üreticiye verseniz, Türkiye çok ciddi söylüyorum, e, hem cari açık noktasında hem de işsizlik konusunda... Çok çok önemli adımlar atar. Ee, şöyle bağlayayım. E, Türkiye bu yapı işlet devret e, projelerine e, biliyorsun hastaneler, havaalanları, yollar, köprüler vesaire yapıldı. Müteahhitlere garantiler verildi. Denildi ki işte hazinenin cebinden bir kuruş para çıkmayacak ama bu bir büyük bir yalan. E, geçilmeyen ücreti vatandaş misliyle ödüyor. Sadece Osman Gazi köprüsüne biz bu sene 1.7 milyar TL para ödedik yani oraya verdiğimiz garantilerle biz zaten çoktan 2-3 tane köprü inşa ederdik. Devlet bu yap işlet devlet projelerindeki garanti ödemelerine para buluyorsa üreticiye de bulacaktır. Üreticiye siz bu parayı verirseniz bizim dışarıya olan bağımlılığımız azalır Deyim Sevgili Evren sana ben pas atayım burada Evet. Valla e, şunu söyleyeyim e, aslında ben de senin söylediklerinin benzerini söyleyeceğim ve belki birazcık daha senin bu çok güzel ve geniş bir ufuk turu yaptırdın bize ekonomide. Problemlere böyle gerçekten kuş bakışı eğindin. Ben bunu toparlayacağım sadece. Yine bir senin tekrarın olacak. Şimdi şeyden başlamak istiyorum. İlk başta biz e, eko çözüm olarak e, yayını yapmadığımız zaman içinde Merkez Bankası'nın sürpriz bir faiz artırımı çıktı. 8.25'ten 10.25'e ama sen de ona işaret ettin işte bir negatif reel faiz durumu var yani enflasyonun 11.75 olduğu bir ülkede 10.25 faiz olursa haliyle aradaki fark kadar eğer bir yatırımcı TL'de kalırsa zarar ediyor bir buçuk kuruş falan zarar ediyor bir buçuk lira daha doğrusu. E şimdi bunu madem biliyorsunuz neden enflasyon oranları kadar faiz oranlarını da artırmıyorsunuz? Ha burada biz hani tefeci olduğumuzdan değil ya da faiz lobisinin temsilcileri olduğumuzdan değil. Bakın aynen bir vücuda yapılan tedavi gibidir ekonomi politikaları. Eğer faizi kur 8'e doğru giderken yeteri kadar artırmazsanız bu neye benzer biliyor musunuz? Ee, vücudunuzda bir bakteri var. O bakteriye karşı antibiyotik alıyorsunuz. Doktor size diyor ki 1000 miligram alacaksınız ama siz 300 miligram alıyorsunuz. Sonunda ne olur Tayland? Sonunda o bakteri antibiyotiğe karşı direnç kazanır. 200 bas puan artırdınız siz faizleri. Kuru belki 1-2 saat tuttunuz. Ondan sonra ne oldu? Kur tekrardan işte 7.70'in üstüne attı. 8'e doğru yaklaşmaya başladı. E ne oldu bu faiz artırımı? Çöpe gitti. Yani böyle ekonomi politikası uygulamak olmaz. Yani sorunlar belli, çözümler de belli. Çok güzel söyledin. Dedin ki dolar TL yukarı gittiği zaman bu bir sarmal şeklinde bizim ekonomimizi zehirliyor. Neden? Neşik kullanıyor bizim firmalar. Maliyetler yukarı gidiyor. Maliyetler yukarıya gittiğinde enflasyon oluyor. Aynen. E, kulakları çınlasın. O da hapisten çıktı Murat Arel'in. Yeni Çağ'da Köşe Yazarı arkadaşımız. Bir kitabı aklıma geldi sen öyle deyince. Sarmal yani. Bu da zehirli bir sarmal. Bu sarmalda ekonominin içinde Belki istemeden yapılıyor bu sarmal ama buna işte bir nokta bu dememiz gerekiyor. Dolar TL'yi kuru yukarıya doğru e, engelleyemediğimiz zaman maliyetler yukarı çıkıyor. Ve en önemlisi bir de şu olay var. Hani şirketlerin faaliyetleri küçülüyor, azalıyor, kapanıyor. Dediğin doğru buna bağlı olarak işsizlik oluşuyor. Ve ben bir de şu noktaya işaret edeceğim. Kişilerin ve firmaların gelirleri düşüyor kişilerin ve firmaların gelirleri düştüğü zaman o muazzam bütçe açıkları nasıl kapanacak? İşte bu gerçekten büyük soru işareti. Diyorsun ki işte Osman Gazi için 1.7 çok büyük rakam. Yani işte Avrasya tünelidir, o sudur, bu sudur. Bir sürü otoyol yapıldı. Bunlara e, garanti ödemeler var. Siz de hep bunları sağ olun haberleştiriyorsunuz gazetede falan da. İşte bu garanti ödemeler nerede? bütçeden gidiyor tabii ki. Ama şimdi gelirlerimiz o kadar düştü ki enflasyondan dolayı, firmanın da düşüyor. Çünkü firma satamıyor ürününü. E kişilerin de ücretleri düştü, işsizlikten ya da tamamen sıfırlandı. Peki devlet vergiyi kimden toplayacak? Mükellefte para yok. Vatandaşta para yok. Dolayısıyla gidiyor. Allah ne verdiyse borç alıyor. E o borcu da bir şekilde faiz karşılığında alıyor. Bütçe açıkları karşımıza böyle çıktığı sürece de ya zam yapıyor ya gidip e, borç alıyor. Borca faiz ödüyor. Zam yaptığı zaman da hizmetlere, mallara ne oluyor? Al sana bir kez daha enflasyon oluyor. Karşımıza çıkıyor. Yani yüzde yüz haklı bir tespitin var. Çok kötü bir sarmalın içindeyiz. Ve bu sarmaldan kendimizi kurtarmak için onun da işaretlerini verdin. Tarımı düzeltmemiz lazım diyorsun. Ve imalat sanayini düzeltmemiz lazım ki zaten bu ikisi Türkiye'deki enflasyonun iki ana gerekçesi. Ve ben e, ikinci bölümde mi anlatsam, şimdi mi girsem diye düşünüyorum. Birazcık şimdi gireyim. Rapora baktığımda Tayland şöyle bir şey var. Şimdi e, çekirdek enflasyon denilen bir mevzu var. Yani özel kapsamlı tüfe göstergeleri diyorlar buna. Çekirdek enflasyon nedir? İzleyicilerimiz için hemen kısaca tanımlayayım geçici bir takım etkileri analizin dışına ittiğiniz zaman işte çekirdek enflasyonu hesaplamış oluyorsunuz. Mesela mevsimsel değişiklikler olabilir. Bunları analizin dışında tuttuğunuz zaman daha çekirdeğe yönelik daha kor bir enflasyon değeri hesaplıyorsunuz. Burada raporun içinde dikkatimi çekti. B tanımı var. Yani B tanımı da şu işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün altın hariç tüfeği hesapladığımız zaman bunları çıkarttığımız zaman yani bir önceki aya göre çekirdek enflasyonun 1.35 arttığını görüyoruz. Bir önceki yılın aynı ayına göre de 11.57 artmış. Yani bunun Türkçe tercümesine geleyim hemen. Çok iktisadi terimler kullandım biliyorum. Olay şu. Bizde kur geçişkenliği dediğimiz yani senin o dediğin dolar TL'ye bağlı maliyetlerin arttığını gösteriyor bu çekirdek enflasyon. Dolayısıyla işler pek burada iyi bir noktaya gitmiyor. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Yine pazartesi günü açıklanan raporda hem tüfe açıklanıyor Taylan biliyorsun bir de yurt içi üretici fiyat endeksi açıklanıyor. Şimdi yurt içi üretici fiyat endeksi dediğimiz hadise ne? Malların firmalardayken değişimini, fiyat değişimlerini ölçüyor. Dolayısıyla burada e, yurt içi üretici fiyat endeksine baktığım zaman ben 2019'un 9'unda 2.45'lerde şimdi ne kadar olmuş biliyor musun? 14.33 olmuş. Gerçekten yani keşke grafiği hazırlayıp da getirseydim. Şöyle skyrocket gibi yukarıya doğru gidiyor. Peki bu anlattığımız konular bizi izleyenleri nasıl etkileyecek? Şöyle. Senin işaret ettiğin o e, yabancı girdi vasıtasıyla maliyetler firmalarda yukarı gidiyor dedin ya. Bu firmaların maliyetlerini müthiş derecede şişirmiş dolar TL kuru. Bu 7 üzerindeki hadise firmaları son derece rahatsız etmiş durumda. Yani maliyetler artmış, ürüne normalde zam yapması lazım. Ama zam yapamıyor. Neden? Çünkü zam yaptığı anda karşısında zaten talep yok. Bu talep olduğu gibi sıfırlanacak. Al sana Brunson krizinden çok daha şiddetli yaşanacak bir kriz. E Zaten biz bir pandemi yaşıyoruz. Pandemiden dolayı zaten talep kırılmış durumda. E ben bir de zam yapayım dersen ne olacak? Haliyle zamla beraber bütün piyasa stop edecek. Dolayısıyla burada... Ee, gerçekten üretici fiyat endeksi önümüzdeki günler için çok kötü sinyaller veriyor bize. Bunu çok net söyleyebilirim. Ee, tabii firma maliyetleri e, burada karşımıza çıkıyor. Bu maliyetlerden de kurtarmak için kısa vadede yapacak bir şey de yok. Yani reform falan yapılması lazım ama e, birazcık zor gözüküyor diyorum. Ee, senin özellikle hem tarım hem imalat sanayi dedik ya. Tarımdan kaynaklanan e, enflasyonda var tabii ki. Çünkü zamanında ne denildi? Ananı da al git dediler. Amiyane bir tabir kullandım. <laughs> İzleyiciler beni affetsin ama. Bu e, devleti yönetenler tarafından zikredildiği e, bu cüreti gösterebildim televizyonda. E Çiftçi de e, annesini aldı gitti. Ve çok güzel bir haber yaptın Ayçiçeği ile ilgili. Ondan biraz bahsedebilir misin bize? Şimdi... E... Teşekkür ederim. Güzel tespitlerde bulundun. Az önce bu e, üretici konusunda bir örnek vermek istiyorum vergiler konusunda. Ondan sonra bu yaptığım habere değineyim e, süremizi aşmadan. E, şöyle bir durum var. Biz Türkiye yani kriz olmadığı zamanlarda beyan edilen vergiyle ödenen vergilere bakmamız lazım. Yani o zamanlar beyan edilen vergiyle ödenen vergi oranı %90 civarındaydı. Biliyor musun şu anda ...beyan edilen vergiyle ödenen vergiler oranı yüzde 60'lara kadar geriledi. Yani siz iş yapıyorsunuz bir şekilde, onları fatura ediyorsunuz... ...devlete bunları veriyorsunuz ama bunun vergisini ödeyemiyorsunuz. Bizim bütçe konusunda çok büyük sıkıntı yaşayacağımızın emaresi de... ...bu vergi oranları olacaktır sevgili Evren. Bahsettiğimiz bu maliyetlerle de ilgili... Hatırlarsın Mayıs ayından itibaren bu döviz artışını engellemek için çeşitli kambiyo vergileri koymuştuk ki o şimdi kaldırıldı ama ithalat vergileri halen sürüyor. İthalat yapılmasın işte yerli üreticiler yerli üretimlerini arttırsın dendi ama bakıyorsunuz Eylül ayında yapılan ithalat 20 milyar dolar yani rekor kırıyor. İracatta rekor kırdı deniyor ama sizin ithalatınız da sürekli artıyor. İşte Ağustos Eylül'de çok altın e, ithal edildi. O yüzden rakamlar arttı deniyor. Yok öyle bir şey. Yani altın düşüldüğünde dahi geçen yıla oranla bizim ithalat rakamları artıyor. Yani üreticinin mala ihtiyacı var. Yani siz ne kadar e, gümrük vergisini artırsanız da döviz ne kadar artsa da bu çarkların dönmesi için ham madde ve aramalı ithal ediliyor. E, bunu zaten ithalat rakamlarında net bir şekilde görüyoruz. E, üretici e, bunları fiyatlarına yavaş yavaş yansıtıyorlar. Senin de dediğin gibi bunu tam olarak yansıtırsa zaten talepler belirli bir e, sınırda kalmış durumda. E, o zaman talepler iyice düşecek. E, imalatçının da e, bu mallar elinde kalacak. Kendisi çeviremeyecek. O bahsettiğimiz sarmal devam edecek. E, ve bunlar da e, Türkiye ekonomisi için hiç de iyi işaret etmiyor. Gelelim e, sözcüde yaptığım habere yönelik. Şimdi e, en temel gıda maddelerinden birisi yağdır. Bizim e, mutfakta kullandığımız e, ayçiçek yağı olsun, bu eskilerin diliyle söyleyecek olursak sana yağ olsun, tereyağı zeytin olsun, zeytinyağı olsun. Şunu e, belki bazı izleyicilerimiz bilmiyor olabilir ama biz hububat ve e, yağlı tohumlarda dışa bağımlı bir ülkeyiz maalesef. Çok ciddi bir şekilde her yıl e, buğday, e, e, bunun dışında arpa, e, mercimek, e, nohut, fasulye gibi ürünleri ithal ediyoruz. Bununla beraber yağ ihtiyacımız tam olarak karşılanmadığı için de yağlı tohum dediğimiz işte ayçiçeği, e, kanola, palmiya denen e, ürünleri ithal ediyoruz. E, Türkiye'nin yıllık ayçiçeği ihtiyacı 3 milyon ton ancak bizim üretimimiz sadece 1.1 1.2 milyon ton geriye kalan 1.8 milyon tonu biz ithal ediyoruz ve geçen yıl sadece ayçiçeği ithalatına biz 1 milyardan 1 milyar dolardan fazla para ödedik şimdi bu az bir para da değil az önce bahsettiğim yani yerli üreticiye verilse bu paralar hem çiftçi de rahat eder hem de fiyatlar belirli bir şekilde dengelenir. E, döviz kuru artışına bağlı olarak da e, gıdalar e, pek artmaz. Şimdi ayçiçeği haberimde benim. Ben e, markete gitmiştim. Bir 5 litre ayçiçeği almıştım. Kırklı rakamlar aklımda kalmıştı. E, geçen gün bir gittim baktım markete inanılmaz. E, 55, 60, 62 lira ne oluyor falan derken işte hemen birkaç tane e, işin uzmanıyla konuştum. İşte CHP Edirne milletvekili sevgili Okan Gaytancıoğlu'yla da görüştük. E, kendisi ziraat e, doçentidir. E, akademisyendir e, tarım politikaları konusunda. Onunla da konuştuk. E, ve ortaya şöyle bir tablo çıktı. Bu kur artışıyla birlikte Eylül ayında da e, kurların artmasıyla da e, maliyetler katlandı. Zaten bu ayçiçeği yağlı tohumlarda ithal edildiği için hem ithalatçı hem de üretici bu fiyatları ürüne yansıttı ve bakın bir ayda sadece bir ayda ayçiçek yağı yüzde 50 zamlandı yani ben e, yakın zamana kadar böyle bir fiyat artışı yani spekülatif olarak bazı ürün gruplarında olmuştur gidip gelmiştir ama çok net bir e, tüketim ürünü ürününde böyle bir fiyat artışı hatırlamıyorum yani bu 5 litrelik ayçiçek yağ fiyatı 60 liraya çıkmış durumda bu bir ay sonra iki ay sonra düzelip tekrar 40-45 lira seviyelerine gelecek gibi bir durum da yok yani evet. bu fiyat taban oldu artık belki de kur ile birlikte daha da artacak bu ee, yani dediğimiz siz anti ithalatçıyım diyorsanız e, gelin e, samimiyetinizi görelim 2021 Yılı için çiftçilere ayçiçeği üreten çiftçiye Trakya'daki çiftçiye başta olmak üzere Çukurova'daki çiftçiye siz e, büyük bir destek sağlayın, e, gübre desteği olsun, tohum desteği olsun, mazot desteği olsun. Biz 2021 yılında ayçiçeğine 1 milyar dolar para vermeyelim. Yani ben de gidip Malezya'nın, Endonezya'nın o bilmediğim e, ürünlerinden e, üretilmiş yağlarını tüketmeyeyim. Evet. Konya çiftçisinin, Kayseri çiftçisinin, Çukurova'nın, Trakya'nın çiftçisinin ürettiği yağları gönül rahatlığıyla tüketeyim. Uzmanlarla konuştuğumuzda çok net bir şekilde şunu söylüyorlar. Dedim ya Türkiye'nin 3 milyon ton ayçiçek, yağı, ayçiçek ihtiyacı var diye. Biz şu andaki şartlarda 1.2 milyon ton üretim yapıyoruz. Üreticiye, çiftçiye yeterli destek sağlanırsa biz bu 3 milyon ton ayçiçeğini üretiriz diyorlar. Yeter evet. ki çiftçi maliyetler karşısında ezilmesin, yeteri şekilde desteklensin. Biz de vatandaş olarak artık pahalı ürün tüketmeyelim. Evet. O zaman e, şimdi e, birinci bölümü bitirelim burada. İkinci bölümde yeni ekonomi planını konuşalım. Gerçekten çok ilginç noktalar var. Kısa bir ara diyelim şimdi o zaman. Kısa bir aradan sonra Eko çözümle yine karşınızdayız. Sözcü Gazetesi'nden ekonomi muhabiri Sayın Taylan Büyükşahin bana eşlik ediyor bu programda. Şimdi bu bölümde Tayland yeni ekonomi planını konuşacağız. Tabii geçtiğimiz haftalarda kamuoyunun oldukça e, gündemine e, oturdu. Önemli hedefleri var. E, tabii eline boyuna bir şekilde analiz edildi ama burada benim dikkatimi çeken bir takım noktalar var. O da şu. Şimdi e, 2023 sonrası tüketici enflasyonu ben 57 sayfalık bir kitap çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesine girdim indirdim. 22. sayfada şunu söylüyor. Dediğim gibi 2023 sonrası tüketici enflasyonu %4.9'a inecek diyorlar. Şimdi sen de ilk bölümde Sözcü Gazetesi'nde yaptığın Ayçiçek Yağ haberini anlattın bize. Gerçekten Trakya ben küçüklüğümden hatırlıyorum. Trakya dediğimiz zaman benim aklıma Ay çiçekleri gelirdi, pirinç gelirdi. Gerçekten tarlalar böyle uçsuz bucaksız bir şekilde sarı sarı ay çiçekleriyle dolu olurdu. E şimdi ne güzel anlatıyorsun. Yani tarım bir şekilde ihmal edilmiş durumda. Burada, e yani ilk bölümde enflasyonu konuşurken de zaten detaylandırdık bunu. İki tane sebebi var dedik bunun. İmalat sanayi dedik. Sonra tarım dedik. E dolayısıyla şimdi tarımda bir reform yapmadan. Ki tarımda reformun adı da bence e, elbette ki o dediğin olaylar çok önemli. Yani verilecek gübre desteği, azot destekleri, bunlar çok hayati konular. Ama reform dendiği zaman, hani benim açıkçası yeni ekonomi planında 2023 için 4.9 gibi bir hedef konulduktan sonra bunun altına da şunu koymalarını beklerdim. Biz tarım alanında kooperatifçilik sistemini tekrardan ihya edeceğiz. Çünkü bunu ihya etmediğiniz zaman çiftçiye götürüp nakit para bile verseniz netice itibariyle Türk tarımında hani enflasyonun iki önemli e, gerekçesinden birisidir tarım. Bu yüzden bunları anlatıyoruz. Bu yüzden kooperatifin de yeni ekonomi planında yer alması gerektiğinin altını çiziyoruz. Burada verimsizliğimiz var zaten bizim. Yani tarımımızla verimli bir üretim yapmıyor. Dolayısıyla üreticileri bir çatı altında birleştirip bu çatıları da üniversitelerle bağlantıya koymadan nasıl enflasyonu 2023'te 4.9'a indireceksiniz? Bu çok büyük bir soru işareti. Ayrıca bu kadar tüccarıdır, aracısıdır, halcisidir, osudur, busudur bunlar varken yani üretici ve tüketici arasında bu kadar fazla bir zincir halkası varken siz nihai ürün fiyatlarını nasıl indireceksiniz de 2023'te %4.9'luk bir enflasyon hedefine ulaşacaksınız? Bu çok büyük bir soru işareti benim için. Ve sen yine değindin. Ee, mesela planda diyor ki ihracata ve ithal ürünlerin yerli üretimine dayalı ekonomik değişim ve dönüşümle cari açıkta bir dengelenme sürecini sağlayacağız. Ya Taylan futbolu sen de biliyorsun. Ben de birazcık anlıyorum. Futbolda bir tabir vardır. Hani top çevirme diye. Eskiler doldur boşalt derdi. Eğer senin takımının gol atmaya niyeti yoksa kendi yarı sahasında topu çevirirdi. Doldur boşalt yapardı. Böyle özellikle bizim Fenerbahçe bizi deli ederdi o noktada. Doldur boşalt yapardı. Ha bire o ona atıyor, o ona atıyor. Dönüyor kaleciye geri pas veriyor. Yeni ekonomi planına baktığım zaman aynen böyle gol atmaya niyeti olmayan, doldur boşalt yapan, böyle kendi arasında top çeviren bir ekonomi takımının hazırladığı bir metin olarak değerlendirdim ben. Çünkü yani cari açıkta sen o dengeyi sağlayacaksan Allah aşkına söyler misin bana hangi yarı mamülü, hangi ham Türkiye'de üreteceksin? Ve planın içinde çok ilginç bir şekilde bu görev yani bu ekonomideki dönüşüm işte yarı amülü ham Türkiye'de üretmek böylece hani bizi dışarıya bağımlılıktan kurtaracak bu sihirli formülü özel sektöre tevdi edildiğini görüyorum. Yani bu işi özel sektör yapsın diyorlar. Özel sektöre destekler vereceğiz. Özel sektör bunu yapacak. Bakın Türkiye'de zaten kobilerden oluşan bir yelpaze var. Yani hani çok fazla dünya çapında büyük holdingimiz yok bizim. Dolayısıyla hangi vazifeyi kime vereceksiniz? Bu kobiler nasıl milyar dolarlık tesisleri, ham madde ve yarı mamül tesislerini Türkiye'de kuracak da Türkiye'yi bağımsız hale getirecek? Burada çok büyük soru işaretleri var. Ve acı bir gerçektir. Belki şimdi bizi izleyen bir takım e, holding temsilcileri ya da girişimciler bana kızacak ama an itibariyle mevcut sistemde bizim sanayici ya da üretici dediğimiz o çılgın Türkler bence Allah rahmet eylesin Sakıp Sabancı Allah rahmet eylesin Vehbi Koç'la beraber kapandı gitti. Neden diyeceksiniz? Ondan sonra sanayiden ziyade ticarete ağırlık veren bir kesim var şu an. Ve o kesiminde yine üzülerek görüyorum ki Küresel markaların taşeronluğunu yapmaktan mutlu olduklarını görüyorum. Yani bu bir heyecandır Tayland. Anlatabiliyor muyum? Yani bir ulusal araba markasını çıkarmak ama her şeyiyle bize ait olacak. Yani e, şu son denemelerdeki gibi İtalya'dan orası, Japonya'dan burası, Almanya'dan burası değil. Hani V.C. bir kuşlar var, değil mi? İlk uçakları yapmışlar. Müthiş bir heyecan var kalplerinde. Biz Türkiye'de bir şey yapacağız. Allah rahmet eylesin. Vehbi Koç Bey. Değil mi? Vehbi Koç. Ne yapıyor? Anadolu yapıyor. Büyük bir heyecanla. Büyük firmalar. Sakıp Bey. Büyük tesisler meydana getiriyorlar. Bu heyecanı biz ne yazık ki 2002'den sonra yine ekonomi politikasının yanlış yönlendirmeleri sonucu yitirdik. Ben yine girişimcilerimize bir laf demiyorum. Yeteri kadar yüklendim az önce. Ama yine onların da suçu yok aslında çizilen iktisadi çerçeve onları bu işe etti. Çünkü bizim dolarımız bol, ne gerek var üretmeye? Dışarıdan alalım. Mantığı iflas etti zaten bu strateji. Dolayısıyla burada eğer bu planın içinde hani biz o cari açığı bir şekilde kapatacağız, edeceğiz. Bunun için de biz cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi büyük bir heyecanla devletin öncü olduğu büyük projelere imza atacağız denilseydi, yarım amil ve ham maddeyi dediğim gibi o fabrikaları kurmak milyar dolarlık bir yatırım gerektiriyor. Burada Türkiye Varlık Fonu'yla, devletin kendisiyle, kamu bankalarıyla ve bazı büyük holdinglerle beraber kuracağımız bir ortaklıklarla biz bu işe gireceğiz denilseydi, yani buna ilişkin somut bir takım planlar, Yeni ekonomi planında önümüze konulmuş olsaydı biz şu an bu planı eleştirmek değil en ateşli bir şekilde destekleyicisi olurduk. Dolayısıyla bunu da göremedik ve e, tabii senin de söyleyeceklerin var. Ben çok uzattım biliyorum ama yani program dönemi sonunda gayri saf, yurt içi hasılaya göre bütçe açığı yüzde üç buçuk olacak falan deniliyor. Yani bu senin ilk bölümde dediğin garanti para ödemeleri varken ekonomide bu savurganlık varken ve e, kamuoyu vicdanını gerçekten çok inciten atamalar işte bir güreşçi kardeşimizin bir bankaya yönetim kurulu üyesi olması gibi yani bütün bunlar neyin sinyali kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığının sinyalini veriyor. E bütün bunlar varken siz bütçe disiplinini nasıl sağlayacaksınız? Yani benim aklımda yüzlerce deli soru var bu yeni ekonomi planı ile ilgili. Sen ne dersin? Yeni Ekonomi Programı yepte e, aslında çok ilginç detaylar var ama Evren şöyle bir şey var. Ben ekonominin makro durumunu anlatırken neresinden tutacağımı çoğu zaman karar veremiyorum. Yani işsizliği tutsanız enflasyon elinizde kalıyor, enflasyon elinizde e, dış ticaret elinizde kalıyor. Yani öyle bir e, sarmal var ki e, böyle yaprakları her noktaya ulaşmış ve her noktasında da sorun olan bir yapı var önümüzde. Ee, yeni ekonomi programı da böyle e, bir noktada. E, biz e, şöyle yapalım mesela e, vatandaşı en çok ilgilendiren kendi geliri ne kadar artacak? Bunu değerlendirelim. Mesela şu anki YEP'te 2023 hedefi e, kişi başı gelir 10 bin dolar deniyor. Ancak bu 2023 hedefleri AK Parti'nin çok önemli bir propagandasıydı. 2010 yıllarının başında hayata geçirildi ve o, zam o zaman 2023 e, hedefi kişi başı milli gelir 25 bin dolardı. İhracat hedefi de 500 milyar dolardı. Toplam milli gelir ise 2 trilyon dolardı. E, şu anki yepe bakıyorsunuz kişi başı gelir e, 10 bin dolar deniyor. İhracat 2023'te 214 milyar dolar deniyor. E, milli gelir hedefleri de yine keza düşük ki ben bu hedeflerin de çok olacağını e, inanmıyorum, tutacağını zannetmiyorum. Sizin şu anki kişi başı milli geliriniz 7 bin dolarlar seviyesine düşmüş. Yani siz bunu 10 bin doların üstüne çıkartacak yüzde 30'luk bir büyümeyi nasıl sağlayacaksınız? Bu elimizde kalan bir tarafı işin. Bir diğer tarafı sen az önce çok güzel bahsettin. Bizim ticaretçi değil bu sanayici, üretici, girişimci ruhuna ihtiyacımız var. Türkiye ekonomisi hızlı büyüdü bir dönem. Evet katılıyoruz. Yani 2002 ile bu AK Parti'nin iktidar olduğu 17-18 yıllık dönem sürekli karşılaştırılıyor. O zaman kişi başı milli gelir 3500 dolardı. Bizim milli gelirimiz 10 bin dolara çıkınca Aa bakın çok büyük başardık diyorlardı ama şimdi dünya konjonktüründe 7 bin dolarlar seviyesine inmiş ve 2002 ile günümüz arasındaki Sıçrama yapan devletler arasında Türkiye en düşük seviyede. Yani e, bir benzer örnek daha vereyim tarihimizde. E, bizim e, Güney Kore ile e, ekonomi gelişimimiz, geçmişimiz e, benziyor aslında. E, Güney Kore'de e, savaş sonrası hızlı bir toparlanma oldu ama e, 1960'lı yıllarda e, kişi başı milli gelirleri bizim yarımız kadardı. 1980 yılına gelince aynı seviyeye geldik e onlar 2000'li yıllarda dünyanın en önemli e, teknoloji ve sanayi ülkesi haline geldiler biz ise yerimizde sayıp du duruyoruz yani YP öyle bir el atmanız gerekiyor ki öyle reformlar yapmanız gerekiyor ki sizin Güney Kore gibi bir sıçrama gerçekleştirmeniz e, lazım gerekiyor vatandaşların refahı için e, ben reel sektöre yakın çalışıyorum uzun yıllardır. Ekonomi bakanlarını da yakından takip ettim. Bizim ithal ikameci ithal ürünleri yerli bir şekilde üretmeye yönelik politikalarımız daha önce de oldu. Bu hedefler açıklandı. Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan açıkladı. Nihat Zeybekçi açıkladı. E Maliye konusunda e, çalışmalar yürüten Mehmet Çimşek de açıklamıştı. Yani Ak Parti'nin ekonomi kurmayları yeni bulmuş yeni ifade ediyor gibi bir durum söz konusu değil. İthal ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yönelik zaten bir e, irade vardı. Nasıl bir irade ise bu hiçbir şekilde gerçekleşmedi e, ve bu sanki yeni bir şeymiş gibi önümüze sunuluyor. E, bunun da en büyük sebebi e, döviz kurlarının hızlı bir şekilde artması. Niye bu döviz kuru artıyor? Aa, ithalatımız fazlaymış hadi biz bunu hem döviz kuru artışını engelleyelim hem de ithalatı engelleyelim gibi günü kurtaran e, politikalarla bu işler olmuyor. E, şimdi girişimci yetiştirmemiz için senin de bahsettiğin bu e, e, Vehbi Koç gibi mesela Sabancı gibi e, pek çok e, duayen sanayici e, için e, ben de şöyle bir örnek vereyim sana Evren. Ee, şu anda günümüzdeki e, popüler ismi bilinen e, iş insanlarını e, medyaya çıktıklarında ilk soru sorulu şu soruluyor kendilerine deniyor ki efendim X kulübüne başkan olmayı düşünüyor musunuz? diğerine soruyor işte siz Beşiktaş'a başkan olacak mısınız? Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız? Galatasaray'a başkan olacak mısınız? gibi gibi yani bizim iş dünyamızın tepe yöneticilerinde hedef hem kendilerine hem de öyle bir algı oluşmuş ki spor kulübünün başına geçeceksiniz. Yani Amerika'da Elon Musk denen bir tane e, deli dahi e, Mars'a roket gönderiyor. E, bizim e, milyarder iş adamlarımız da işte ben seneye Trabzonspor'un başına geçeyim gibi hedefler konuyor. Yani bu algı olduğu sürece bizim ekonomimiz siz 3 e, ayda bir e, yep açıklayın. Hiçbir seviyeye gelmez. E, girişimcilerin Türkiye'de iş yapması için e, en önemli unsur yayının ilk bölümünde de bahsettiğimiz gibi güven olacak. Sekiz çeyrektir bizim yatırımlarımız geriliyor. Yani insan biraz düşünür. Neden insanlar yatırım yapmaya çekiniyor bu ülkeye? Neden e, yabancı yatırımcı sürekli fırsat bulunca kaçıyor? Bakın pandemi nedeniyle e, dedik e, sürekli vurguluyoruz buna. Türkiye için fırsat, tedarik zinciri değişiyor. Bizim üretim kabiliyetimiz var. Bakın adam akıllı bir reform yapalım. Avrupa'nın, Amerika'nın e, e, önemli ithal ürünlerini biz karşılayalım ve inanın Amerika'da da, e, Avrupa'da da bu irade var. Ancak bunu sağlayacak yerli irade yok. E, siz öyle bir vizyon ortaya koyuyorsunuz ki yani e, günlük 40-50 bin araç geçiş karantini Çanakkale Köprüsü inşa ediyorsunuz. Yani bunu söyleyince de. Deniyor ki işte bunlar hep köprülere karşıdır. Ya yani günde o kadar araç geçmiyor ki 5-10 bin tane anca geçiyor. Ve siz ona hazine garantisi veriyorsunuz. E, Yavuz Sultan Selim Köprüsü burada. Yani e, garanti edilen e, geçiş e, sayılarının e, %20-30'u anca karşılanıyor. E, bahsettik yine yani Osman Gazi Köprüsü, keza aynı şekilde Avrasya Tüneli. Tamam bu projeler yapılsın ama makul çerçevede bir mali politikayla bunlar yapılsın. Ya yani siz geleceğe yönelik sürekli özel sektöre e, topu atıp senin de bahsettiğin gibi özel sektör bunları yapsın ama ben devlet olarak vizyonumu tamamen yap işlet devret projeler üzerinde geliştireyim derseniz bu iş olmaz. Yani şehir hastaneleri mevzusunda devlet aklını kullanıyor işte. Hasta garantisi veriyor. E, oradaki müteahhitleri zengin ediyor. Burada devlet aklı var da neden e, reel üretimde, reel sanayide devlet aklı devreye girmiyor? Hemen önümüze yerli otomobili işte bu İHA'ları SİHA'ları getirecekler ama yerli otomobil e, belli bir yine yine hükümetin iktidarı e, baskısıyla öne çıkmış bir proje e, çok eksikleri var ben destekliyorum şahsen bunu ama çok büyük sıkıntıları da olacak bu projenin çünkü ithal girdiye müthiş bir şekilde bağımlı olacak ama biz 1960'lı 70'li yılların dünyasında yaşamıyoruz artık. Yani otomobil bir ülkenin vizyonu olmamalı. Keza beyaz eşya da yani beyaz eşya dediğimiz artık çok katma değerli bir ürün değil. Önemli bir ürün ama katma değeri çok yüksek bir ürün değil. Ee, dünya pandemi ile birlikte gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu ee, anladı. E, gelin siz en büyük stratejik adımı Ay ayçiçeğinde atın. Bakın bangır bangır söylüyoruz. Yani milletvekilleri söylüyor. Biz gazeteciler söylüyoruz. Çiftçi söylüyor. Esnaf söylüyor. Yani yerli üretimi siz desteklerseniz zaten her sene gıdada en az cebinizde 4-5 milyar dolar para kalacak. Ve bu da e, yurt içinde kalacağı için e, sizin cari açığınız azalacak. Ee, belki döviziniz daha da aşağıya çekilecek, yurt içinde işsizlik azalacak, güven ortamı oluşacak. Bizim girişimciler için en önemli sorun olan finansman sorununun önüne dahi geçilebilecek. Şimdi biz e, milyarder iş insanlarımızı spor kulüplerine başkan mı yapmak istiyoruz? Yoksa Elon Musk gibi e, Mars'a roket gönderen, işte beyni çip takan, yazılım geliştiren, geleceğin, mesleklerine, mesleklerini iş dünyasına mı hazırlamak istiyoruz? Ben bunu merak ediyorum. Devlet buna bir ön ayak olsun. Tamam otomobil güzel. İHA, SİHA mecbur zaten. Biz bu coğrafyada mecbur savunma sanayimizi geliştireceğiz. Türk ordusu önceden de güçlüydü. Şu anda da güçlü. Ne kadar kumpasa uğrasa da ne kadar... FETÖ'nün alçak operasyonlarına uğrasa da Türk ordusu halen çok güçlü bir şekilde kendini idame ettirir. Ama Bizim göklerde İHA'mız var, yerde yerli otomobilimiz var. işte yerli uçak kalkacaktı falan filan. Bakın bunlar artık bizim milli gelirimizi artıracak çok önemli şeyler değil. Bizim gençlere güven sağlayarak, kendi tarım politikamızı oluşturarak girişimcilere sağlam finansman desteği vererek ve artık şu yapışlet devret, hazine garantili projelerden vazgeçerek o kısıtlı kaynakları yerli üreticiye gönderecek reformlara, politikalara ihtiyacımız var. E, şununla bağlayayım Evren, e, bu yapışlet devlet projeleri gerçekten de çok büyük sıkıntı diyoruz. E, Türkiye'nin e, bu önümüzdeki 20-25 yılda yapışlet devlet projeleriyle ödemesi gereken garanti ücret parası ki bu e, rakamları da sevgili Uğur Emek Hoca hazırladı iktisatçı. 158 milyar dolar bakın şu an tespit edilen yani sizin önümüzdeki 20 e, yılda e, ayıracağınız kaynak 150 milyar dolar ki şöyle de bir durum var bazı bu yapı işlet devlet projelerinde şehir hastaneleri gibi e, tam sözleşmelerde e, gizlilik olduğu için biz içeriklerini de çok net bilmiyoruz. Oradaki fatura daha da fazla çıkabilir bize. E, buradaki siz kaynağı yerli üreticiye işte işsiz üniversite mezunlarına verirseniz e, Türkiye'nin geleceği böyle kalkınır bizim en büyük zenginliğimiz beşeri e, sermayedir insanımızdır her ne kadar ekonomi eğitim sağlık politikaları bir çöküş eşiğinde olsa da millet anda, e, kurtuluş savaşını verip emperyalistleri bize getirmiş bir millettir ben izleyicilerimizden şunu rica ediyorum Zor bir dönemden geçiyoruz ama kesinlikle umudunuzu yitirmeyin. E, ne olursa olsun e, güzel günleri yaratmak bizim elimizdedir. Gençlere, çocuklarınıza e, yurt dışı hayalini çok pompalamayın. E, bu ülke hepimizin, dediğim gibi zenginlik bizim e, beşeri sermayemizdir. El ele vererek e, bu günleri e, atlatıp daha güzel günler inşa edeceğiz diyorum Evren. Umarım çok vaktimizi aşmamıştır. Aa, e, bence çok harikulade konuştun. E, hem sorunları koydun nesnel bir şekilde hem de Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu, e, büyük sorunları olduğunu ama bunları çözecek potansiyele sahip olduğunu da işaret ettin. E, ben artık bunun üstüne daha bir şey demek istemiyorum. Sürenin de sonuna geldik zaten. E, ağzına diline sağlık Taylan. E, katılmandan dolayı çok büyük mutluluk duydum. E, umarız e, diğer yayınlarda yine buluşuruz diyorum. Teşekkür Çok, ediyorum. Ben teşekkür ederim Evren. Çok keyif aldım gerçekten de. E, takip etmeye devam edeceğiz her zamanki gibi. Sağ olasın diyorum. Haftaya Eko Çözüm'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.